Yeni videoma hoş geldiniz. Ben bugün saat 8'de falan kalktım herhalde. Arasçım saat 8.30 gibi falan kalktı. Gece ben çok güzel uyumuşum. Derin, deliksiz bir uykuydum. Kalktım, ondan sonra Arasçım'la bayağı bir vakit geçirdik. Yine altını üstüne getirdik oturma odasının. Bakar mısınız, son hali bu şekilde. Yani burayı her günde toplasam her gün yine bu şekilde oluyor buralar. Hızlıca bir toparlayacağım. İyi ki temizliğimi yapmışım. Temizlikle ilgili hiçbir sıkıntım yok şu anda. Yani bugün oynamur oynadık ama çok dökmeden oynadık. Şimdi Arasçım okulda. Onu okula götürmeden önce biz şeye gittik. Maliyedeki işlerimizi halletmek için gittik. Çok şükür de hallettik işlerimizi. Bugün inşallah Aras'ı okuldan almadan önce bir bankaya uğrayacağım. Bankadan bir hesap açtırmam gerekiyormuş. Açtığım hesabı da tekrardan bildirmem gerekiyormuş. Öyle yani, oraya gideceğim. İşte böyle bugünkü planlarım bunlar yani. Ama evimi de şöyle bir üstünden toplayacağım. Günlük işlerimizi yapacağız yine. Bakalım günün geri kalan kısmında neler yapacağız. Dün bakın sadece oturma odasından çıkan pislik burada duruyor. Bir de önceki günde yatak odasını temizlemiştim. Aynı yani şeyde şu an haznede bu var. Bayağı bir kirlenmiş evlerim. Aslında buraları da bir süpürsem iyi olacak. Şöyle bir günlük işlerimi bitireyim. Ondan sonra balkon ve mutfağı süpüreyim. Çünkü eşim simit almış. Böyle büyük simitler oluyor. Onlardan almış. Her yer susam yani şu anda. Mutfağa gelelim. Mutfakta sadece bulaşıklar var. Sabah bulaşıkları. Burada da yumurtalar var. Eşim göz yumurta istedi. Göz yumurtayı beceremiyorum. Yani o sarısını kırmadan, patlatmadan koymayı beceremiyorum. Bunlar da kaldı. Dedim ki brownie yapayım bari. Bugün inşallah tatlı olarak brownie yapacağım. Bu işlerimin hepsini bitirdikten sonra tabii. Kahvaltı bulaşıklarım ve burada zeytinim var. Biz böyle Hatay'dan kırma zeytin alıyoruz. Küçük küçük oluyor zeytinleri. Güzel oluyor. Bu da suda bekledikten sonra, tuzu çıktıktan sonra yeniyor. O yüzden biraz suda beklesin. Tamamen tuzunu attıktan sonra onu güzel bir limon ve zeytinyağı ile yağlayacağım. Bu kısma gelelim. Burada böyle ıvır zıvırlar var. Şöyle ki orada belgem var işte. Onunla birazdan gideceğim. Bu işlerimin hepsini hallettikten sonra inşallah gideceğim. Halledeceğim işlerimi de. Arasçığımın etkinliği, işte benim eşyalarım, ayakkabım falan filan ıvır zıvır yani. Oturma odasını zaten gösterdim. Burayı artık defalarca göstermek istemiyorum. Ama Arasçığım güzel vakit geçiriyor. Yani bu masayı buraya çektiğimizde çok güzel oynuyor. Ama kenardayken biraz şuralara hamle yapıyor. O yüzden çok oralara gitmesin diye ben de ortaya çekiyorum artık masayı. Yatak odasında hemen bir yatak toplayacağız. Arasın odasında da sadece şu battaniye ve nevresim katlanacak. Onun dışında çok bir şey yok. Hemen hızlıca işlere başlıyorum.
Çok şükür bütün işlerim bitti. Evimi tertemiz süpürdüm, toparladım. Hiçbir işim kalmadı. Ben hemen bir giyineceğim. Ondan sonra artık çıkacağım. 2 gündür evde duramadım vallahi. Yapacak bir şey yok. Kıyma çıkardım buzluktan. Onunla da şöyle ya bir yağlama yapacağım ya da ekmek arası hemen bir böyle tantuni gibi yapacağım. Bakalım, karar vermedim henüz. Şimdi hızlıca giyinip çıkıyorum. Ondan sonra dışarıda yine görüşürüz. Evet. Aras okuldan aldım. Şimdi eve gidiyoruz. Hı? Diline bak, diline, diline. Niye acıdı be? Dilin neden acıdı? Evet, şimdi yemek ısıtma faslına geçtim. Size göstermedim ama canlı yayında çok güzel bir patatesli ve kıymalı rulo yaptım. Şimdi hemen son görüntüsünü de sizinle paylaşayım. Eğer videonun tarifini merak ediyorsanız lütfen canlı yayınıma bir göz atın. Patatesli kıymalı rulo. Çok güzel bir tarif gerçekten. Böyle kocaman da bir şey. Ben yanına hiçbir şey yapmadım. Çünkü bu zaten hem patates hem kıyma olduğu için bizim için yeterli oluyor. Şekerparem var burada kalan. Burada da çorbamı ısıttım. Şimdi hemen bir çorba kaşıklayalım. Ondan sonra da inşallah artık yemeğimizi yiyeceğiz. Vallahi yaklaşık 50 dakika falan sürdü bunu yapmam. Ama çok güzel, çok lezzetli bir yemek. Çok doyurucu ve tam misafire layık aslında. Yapmak isterseniz tarifi kanalımda şu anda mevcut. O zaman bize afiyet olsun. Devrilecek galiba. Ben bunu almak istemiyorum. Geri yerine koyacağım. Oh! Aferin sana. Teşekkür ederim Aras. Sıra sende. Aras devrilir. Aras devrilir. Hayır. Evet, biz çok güzel bir aile saati yaptık. Yaklaşık bir saattir çok güzel oynuyoruz. Aras'cığım da zaten bayağı enerjisini atamamıştı. Onu attı. Saat şu anda 8'i çeyrek geçiyor. Uyumasına şu anda 45 dakika var. Ben dedim uyumadan hemen bir videomuzu çekelim. Ondan sonra artık ben çünkü videomu düzenlemeye geçeceğim bugünkü. Birazcık dağıttık tabii ki burada buraları. Şeyin mutfağın giriş kısmı da biraz dağıldı. Sonra Aras havuç yemek istedi. Havuç verdim. Birazdan elma ve çilek. Ay, çileğimiz kalmadı. Çilek kalmadı Aras. Çilek alalım sana, tamam mı? Muz ve elma veririm. Yerse onu yer. Kendime de buraya bir bardak dolusu su ve çay koydum. Aras uyuyana kadar bir bardak çayımı içeyim. Uyuduktan sonra bir bardak daha içerim. Ondan sonra artık ben de yatarım. Valla ben de bugün yorulmuşum sanırım biraz. Elmamız mı vereyim? Ne istiyorsun? Muz, apple. Muz, elma. Muz, apple. Apple. Muzun İngilizcesi ne? Banana. 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 Şimdi arası hemen meyvesini koyayım. Birazcık yorulmuşum. O yorgunluğumu bir yatayım. Bu dışarı çıkmak insanı yoruyor. Bir de bu banka işleri falan baya yordu benim. İnşallah artık başka bir daha böyle yorucu bir iş yapmam. Sadece Aras'ı okula bırakır gelirim. Öyle yani, o kadar. Daha fazlasını istemiyorum. Şimdi Aras'cığım meyve saati başlıyor mu? Hı-hı. Meyve yiyor musun? Evet. Ye. Hı-hı. İstiyor musun? Evet. Ye yap bakayım elinle. Ye. Evet, Aras'cığım uyudu. Ben de şimdi bir keyif yapacağım. Birazcık Survivor izleyeceğim. Birazcık edit yapacağım. Ondan sonra da inşallah uyurum. Video montajı bir saatten fazla sürüyor. O yüzden bir an önce başlamam lazım. Onu yaptıktan sonra da artık dinlenmeye geçmek istiyorum. İnşallah yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.